Merhaba arkadaşlar, şimdi bir meyve bahçesindeyiz ve uzmanımız Orhan Bey, ziraat mühendisi, bize ateş yanıklığı hakkında bilgi verecek, armutta. Evet. Bu şu an genç bir bahçemizde ateş yanıklığına yakalanmış bir armut fidanımız. Yaklaşık 4-5 yaşında olduğunu üreticiden aldık. Yani normalde bu yaşa göre daha iyi bir gelişme göstermesi gerekirdi. Ama ateş yanıklığından dolayı gelişme geriliği var sanki. Değil mi Orhan Bey? Olabilir veya gübre veya su dengesizliği olabilir. Bir şekilde gelişmesini geriletmiş. Belirtisini gösterebilir miyiz? Bu şu an yeni sürgündeki böyle kıvrık değnek şeklinde dediğimiz görüntü ateş yanıklığının bir numaralı göstergesi. Özellikle bu genç sürgünlerde. Tabi bu ateş yanıklığını tetikleyen başka sebepler de oluyor. İşte çevre şartlarının etkisiyle gelip börtü, böcek ya da kuşlar vasıtasıyla da enfeksiyon taşınabildiği gibi fidanın geçmişte hastalıklı olmasıyla ilişkili bir sebep de olabilir. Tüm bunlar ateş yanıklığıyla alakalı söylenilebilecek durumlardır ama net bir şey söyleyemeyiz. Peki mücadelesi nasıl olmalı? Mücadele yöntemine gelirsek ateş yanıklığı ile alakalı bu ağacımız daha gelişmiş bir ağaç olsaydı ateş yanıklığı olan kısmın bir 25-30 santim altından kesme işlemi yaparak daha sonra o kestiğimiz bölgeyi de dezenfekte ederek tedbir alabilirdik. Bordo bulamacı faydalı olur mu? Bordo bulamacı meyvecilikte tabii ki kullanılmasını tavsiye ediyoruz ama şimdi halk arasında şöyle bir şey var ya da bu bazı meslektaşlarımızın söylediği yanlışlıklar sonucu sanki göztaşının bütün hastalıklara, her şeye çözüm üretebilecek bir potansiyelinin olduğunu dair yorumlar da geliyor. Bunu söylemek yanlıştır. Bunu şöyle düşünmek lazım. İnsan hayatında beslenirken normal almamız gereken temel gıda maddeleri vardır. Bir de bunun yanında koruyucu dediğimiz gıda maddelerini biz vücudumuza alırız. Bazı hastalıklara karşı ya da viral enfeksiyonlara karşı tedbiri olsun diye. Aslında göztaşı da nispeten bir nevi meyve ağaçlarının koruyucusu konumunda üretilmiş olan bir preparat. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Yani ateş yanıklığını çözer dersek yanlış olur bilimsel olarak. Ama bunu sonbaharda göztaşını kullanıp ondan sonra da bu enfeksiyonları en azından minimize edebilmek için armut olsun veya diğer meyve bahçelerinde özellikle azotlu gübreyi üreticilerimizin bölerek uygulamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü özellikle armuttaki ateş yanıklıklarının sebebine indiğimiz zaman birçoğunda görülen şey azotun yıl içerisinde kümülatif yani toptan olarak çok yoğun sadece bir defada verilmiş olması. Halbuki üreticimiz azotu bölerek 3'e ya da 4'e bölerek sezon içinde vermiş olsa dengeli bir gübrelemeyle, çünkü ne kadar vejetatif aksamda sürgün gelişimi olursa ateş yanıklığı da o kadar etkisini gösteriyor. O yüzden sürgün gelişimini meyve ağaçlarında kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bununla alakalı. Tabii ki kullanılabilecek kimyasallar var. Biz şimdi burada ticari isim de veremiyoruz. Çünkü bu etkili madde olarak bizim için de sıkıntılı. Fosetil al kullanılabilir. Şu an üzerinde meyve yok. Rahatlıkla uygulama yapabilirler çiftçilerimiz. Fosetil al kullanarak.